Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir programla sağlık olsunla karşınızdayız. Tabii ki sağlığa dair merak ettiğiniz her ne varsa alanında uzman kişilerle burada masaya yatırıp konuşacağız efendim. Her hafta farklı konuklarımız olacak. Her hafta pazartesi günü saat 8 ile 9 arasında sizlerle birlikte olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Bugün de konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Melih Cevdet Çetinkaya. Hocamızla birlikte tabii ki bugün pek çok konuyu masaya yatıracağız. Bunlardan biri ani bebek ölümü sendromu dediğimiz, aslında halk arasında da beşik ölümü olarak bilinen konulardan birini yatıracağız. Onun haricinde de tabii ki hangi öksürük, astım, hangisi reflü, bunu konuşacağız. Bunun yanı sıra tabii ki ölüme kadar gidebilen, sonuçlanabilen, çocuklarda görülen ishalle ilgili konuları masaya yatıracağız. Ama öncesinde hocamıza bir merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nasılsınız? Güzel. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hayırlı olsun yeni programınız. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah sağlık olsun. Tabii ki dediğimiz gibi halk arasında da çok merak edilen konuları hep birlikte konuşacağız. Bugün de önemli konularımız var. Ben yavaş yavaş aslında konuya da girmek istiyorum. Ani bebek ölümü sendromu var. Halk arasında beşik ölümü olarak da biliniyor. Peki bu beşik ölümü nedir hocam? Detaylı olarak sizden bir alsak. Evet. Ani bebek ölümü sendromu tıpta ismi ama halk arasında da beşik ölümü olarak tanımlanıyor. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerin beklenmedik ani bir şekilde vefat ölüyorlar ve bunlar öldükten sonra yapılan otopsi çalışmaları da dahil herhangi bir neden bulunmuyor. Ve bu çocuklar neden bulunmadığı için de ani bebek ölümü sendromu olarak adlandırılıyor. Maalesef bebek ölümlerinin neredeyse 1 yaş altındaki bebekler %90'ını oluşturuyor. Ve bu bebeklerin de birçoğu da 1 ile 4 yaş arasında kaybediliyor. Bir de ani bebek ölümü var. Ani bebek ölümü nedeni belli olan bebekler de dahil buna. İşte boğulma, kazayen boğulmalar oluyor, zehirlenmeler oluyor. Bunlar da ani bebek ölümü ama ani bebek ölümü sendromu da içeriyor bu ani bebek ölümü sendromu. Aslında kollarından biri diyebiliriz yani, evet, içeriğine daldığımızda bu sendrom olarak karşımıza çıkıyor. Hocam siz biraz bahsettiniz ama ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi illaki ebeveynler de çok belli bu konuyla ilgili merak ettikleri vardır. Tam olarak hangi yaş aralığında seyrediyor, ne zaman görülüyor, ne zaman yaşanıyor bu ölümler? Evet. Ani bebek ölümü sendromu tanımında dediğimiz gibi genellikle 0-1 yaş arasını kapsıyor bu çocuklarda. Ama en fazla 1 ile 4 yaş 4 ay arasına kapsıyor bu çocuklarda. Ani bebek ölümü sendromunda 3 tane şey var. Bir tanesi çevresel faktörler. İkincisi çocuğun o dönemki gelişme dönemi. İşte en hızlı büyüdü dönem. İlk 12 aylık dönem. Üçüncüsü de çocukta intrinsik faktör dediğimiz, yani çocuğun aslında bilinmeyen bir rahatsızlığı var. Ama bilinmeyen bir rahatsızlığı var. Örneğin kalple ilgili rahatsız olabilir, genetik bir rahatsız olabilir. Ama ortaya çıkmamış ve çevresel faktörlerle bir şekilde tetiklenerek bu çocuğun da ani bebek ölümüne neden olabiliyor bu sebepler. Anladım. Peki hocam şimdi herkes merak ediyordur. Bunu engellemek mümkün mü? Nasıl engelleyebiliriz? Yani ebeveynler çocukları doğduktan itibaren ne yapmalılar ki bu ani bebek ölümü sendromu olmasın ve böyle bir durum yaşamasınlar? Evet. Beşik ölümleri şöyle, örneğin Amerika'da her yıl 3500 tane bebek ani bebek ölümü sendromu nedeniyle kaybediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yine 2004 ile 2015 yılı arasında Avrupa'da yine yapılan çalışmalarda neredeyse bu rakamın bazı ülkelerde 2 civarında, %2 civarında, 100 binde 2 civarında ama bazı ülkelerde de neredeyse 100 binde 20 civarında ani bebek ölümü sendromu nedeniyle kaybedilen bebekler var. Aslında 1990 yılına kadar, yani Batı dünyası da aslında çok bunun farkında değil, Amerika'da bunun çok farkında değil. Ve aslında gelişmiş ülkelerde de o yıllarda çok ciddi bir ölüm nedeni bebeklerde. Yani 1 yaş altındaki bebeklerde. İlk böyle 1990'lardan önce bazı çalışmalar yapılıyor. Ve bilim adamları ve bakıyorlar ki ya işte ölen bebeklerin, yani ani kaybedilen bebeklerin işte ölüm ortamlarına bakıyorlar, nasıl bulunduğunu soruşturuluyor. Soruşturulduğu zaman bir kısmının yüzüstü yattığı mesela fark ediliyor. Bir kısmının yüzünün örtüldüğü fark ediliyor ölüm anında.
Bir kısmında işte ortamın çok sıcak olduğu fark ediliyor. Onun gibi nedenlerle ya acaba işte bu nedenler var. Acaba bu nedenler ekart edilirse çocuk normale çocuklarımızı koruyabilir miyiz diye çalışmalara başlanıyor. Amerika'da daha sonra da Avrupa'da 1990 yılından sonra kampanyalar düzenleniyor. Yani güvenli uyku kampanyaları, bebeğimizi sırt üstü yatıralım kampanyaları başlıyor. İlk başta bu ani bebek ölümü sendromunu önlemek için. Bu sırt üstü yatırma pozisyonunun nedeni de şu. Bebeklerin aslında ölüm nedenlerinin çoğunun bulunduğu zaman yüzüstü görüldüğü ortamında yüzüstü olduğu ve yüzüstü şeklinde öldüğü tespit ediliyor. O yüzden de çocukların diyor en güvenli ortamının sırt üstü yatış pozisyonu olduğu düşünülüp hem Avrupa'da hem de Amerika'da bebeklerinizi sırt üstü yatırım kampanyaları düzenliyor. Aslında biraz şey var, bir ekrana ben size vermiştim. Eğer onu verebilirlerse. Evet arkadaşlar, niye? Bir fotoğrafımız vardı, onu alalım bizler. Buyurun. Güvenli uykunun sağlanabilmesi için aslında en önemli şartlardan bir tanesi bebeğimizin yatış pozisyonu. Ama bu bebeğimizin yatış pozisyonunu biz sırt ısı pozisyonu diyoruz. Ama bunu sadece uyurken tabii ki. Ve biz bebeğin başında değilken. Ama biz sadece çocuğumuzu bir yaşına kadar sürekli sırt üstü yatırmıyoruz. Ama uyku sırasında, uyku anında sırt üstü pozisyonda yatırmamız lazım. Ekranda da gördüğümüz gibi bir sırt üstü yatan bebeğimiz var. Bir de yüzüstü yatan bebeğimiz var. Evet. Aslında ailelerin en büyük korkusu, sırt üstü yatırmamasının en büyük korkusu, mide içeriği kustuğu zaman mide içeriğinin akciğerine kaçmasından korkuyor. Çünkü sırt üstü yatıyor diyor aile ve bu akciğerine kaçarsa çocuk doğrulamaz, akciğerine kaçar diye düşünüyor. Ama aslında bebeğimizin anatomik pozisyonu şöyle bir şey. Sırt üstü yattığımızda soluk borusu üstte kalıyor, yemek borusu altta kalıyor. Görüntüde görüldüğü gibi şekildeki bebeğimizde. Yani çocuğumuz kustuğu zaman aslında sırt üstü pozisyonda akciğere kaçma olasılığı da çok zayıf. Ama yüzüstü yattığımızda yemek borusu üstte, soluk borusu altta kaldığı için mide içeriği ağza geldiği zaman, kustuğu zaman direkt olarak akciğere kaçabiliyor. Zaten ölüm nedeni de aspirasyon dediğimiz çoğunlukla o mide içeriğinin, bu mama olabilir, anestezi olabilir, hava yollarına kaçması ve hava yollarına tıkaması. Yani asfiksi gelişmesi ve sonra da çocuğun kaybedilmesi nedeni oluyor. O yüzden çocukların yüzüstü yattığı zaman maalesef ani bebek ölümü sendromu. Evet. Halk arasında beşik ölümü sendromu açısından çok ciddi bir risk altında. Öncelikle bunu halletmek için işte kampanyalar düzenleniyor. Ve yaklaşık 10 yıllık bir çabanın ardından çocukları sırt üstü yatırdıklarında uyudukları zaman neredeyse %50'nin üzerinde bir azalma oluyor ani bebek ölümü sendromunda. Çok ciddi bir şey yani. Yarı yarıya azalıyor. Hatta bazı ülkelerde daha da ciddi azalmalar var. Örneğin ilk zamanlar bebeklerin aileler Amerika'da veya Avrupa'da çoğunluğu sırt üstü yatırırken, yüzüstü yatırırken bu kampanyalar sonrasında artık neredeyse yüzüstü yatış oranı %5'lerde, %10'un altına düşüyor. Bazen %1-2'lere kadar geliyor. Ve ciddi bir düşüş. Ciddi bir düşüş ve çocuklarda çok ciddi kuruyor. O açıdan bu kampanyalar düzenlenmiş ve gerçekten bir şekilde bir fayda sağlamış. Ama daha sonra 2000 yılından sonra da ya tamam belli bir azalma var ama bunun başka nedenleri de var. Ya ne yapabiliriz diye. Bitmiş sayılmaz yine de. Tabii başka neler yapabiliriz? Bu çocukları uykuda ölüme terk etmemek için neler yapabiliriz diye. Yine bir takım bilim insanları çalışma yapmışlar. Evet. İşte onlardan aslında tek tek bahsedeceğiz. Şurada şunu da söylemek lazım. Bu yatış pozisyonuyla ilgili. Biz de küçük bir çalışma yaptık. Hala yayınlanmadı. Bir doçent arkadaşımız Emine Hocam'la birlikte. Ama yayınlanmadı. Ama maalesef bizde de kabaca söyleyeyim. Hala daha Ordu bölgesinde örneğin aileler çocuklarını gidip yüzüstü yatırıyor. Çok ciddi bir oranda. Sırt üstü yatıranlar ancak 1/3 gibi yaklaşık. Ve %90 üzerinde de hala yan pozisyonda yatıyoruz biz çocuklarımız. Evet. Bu da çok yüksek bir oran.
Belki aslında, de hocam yani ulaşılabilirlik belki o kadar yok. Şimdi aileler de bunu bile bile yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Hani ebeveynler açısından baktığımızda ama bu bilgileri ulaştırma konusunda dediğiniz gibi yurt dışında evet kampanyalar var ama kendi ülkemize baktığımızda öyle bir kampanyayı göremiyoruz yani. O yüzden ailelere de bu bilgilerin ulaşması gerekiyor ama nasıl? Demek ki bir kampanyaya ihtiyaç var aslında. Bizim aslında şöyle en büyük sıkıntımız bu. Zaten bizim çalışmamızın amacı da buydu. Benim bu çalışmaya başlarken amacım buydu zaten. Çalışmamız işte bir herhangi bir dergide yayınlandıktan sonra önce ordu belki yerel olarak başlayacağız ve daha sonra evet. işte Sağlık Bakanlığı, üniversiteleri belki dahil edebilirsek bizim amacımız bu. Sıkıntımız şu aslında halkın bilgilendirilmesinden önce aslında sağlık personelinin bilgilendirilmesi lazım. Mesela Türkiye'de bir çalışma var. Sağlık personeli soruluyor. Çocukları diyor nasıl yatıralım diyor. %70'i yan pozisyonda yine yatıralım diyor. Yine yani yüzüstü yok ama yine yan pozisyonda yine var. Yan pozisyon aslında güvenli pozisyon gibi duruyor. Aslında hani kustuğu zaman akciğer kaçmaz diye kuruluyor ama en büyük tehlikesi şu yan pozisyonu. Çocuklar yan pozisyonda olduğu zaman biz farkında olmadan biz uyurken yüzüstü pozisyona dönebiliyor. Dönebilme kabiliyeti daha yüksek evet, oluyor. Dönebiliyor. Döndüğü zaman zaten en büyük sıkıntımız bu bizim. Evet. O zaman ne oluyor? Yüzüstü pozisyonda riskleri aynen taşıyor. O yüzden sağlık personeli maalesef bu sadece ülkemizde değil aslında. Mesela Portekiz'de de bir kampanya yapılmamış. Onlarda da yine %70-80 oranında sağlık personeli hala da yan pozisyonu öneriyor evet. maalesef. O yüzden öncelikle bu kampanyalarda çocukların güvenli uykusu için sağlık personelinin eğitilmesi lazım. Bu da Sağlık Bakanlığı artı üniversiteler birlikte işbirliği yapacak ve buna medya, sivil toplum örgütleri destek olacak. Ben aslında çok küçük öneri, çok basit şeyler. Önce bu kampanyalar başlatılacak. Belki özel televizyonlar bir dakikalık kamu spotları hazırlayacaklar bunlara. Kamu spotları sadece bebeğin uyurken örneğin bir tanesi sırt üstü pozisyonda uyutun. Evet. Birincisi. Veya bebeğinizi işte biraz sonra anlatacağım başka nedenler var. Yumuşak yatakta yatırmayın. Veya bebeğinizin bulunduğu yatağında herhangi bir bez parçası, tülbent, yastık, bir oyuncak olmasın. Bunlar hepsi tehlike arz ediyor. O yüzden böyle kamu spotları yapılabilir. Belki de el broşürleri dağıtılabilir. Tabii artık bunu mutlaka inşallah buna başlarsak biz de önce belki Ordu'da sonra Türkiye genelinde ulusal bir kampanyanın mutlaka yapılması lazım. Biz zaten makalemizin sonuç kısmında o şekilde belirteceğiz. Evet. Bunun çalışma yapmamızın amacı da bu. Hala biz bu mesela çocuklarımızı hala sırt üstü pozisyonu yatırma pozisyonu çok gerideyiz biz. Ve diğer şeyler de gerideyiz. Yine sert yatak olsun, yatak paylaşımı gibi. O yüzden mutlaka bunun yapılması lazım. Ve bunun için zaten bir hem medyanın hem Sağlık Bakanlığı'nın hem üniversitelerin işbirliği gerekiyor. Ciddi bir işbirliği gerekiyor. Hocam şunu da merak ediyorum. Şimdi yıllardır var olan bir şey bu ölümler. Hiçbir şekilde tamam kampanya yapılmadı büyük çapta ama hiçbir bilgilendirme yapılmadı mı bu zamana kadar? İşte aile hekimleri olsun, işte kadın doğum uzmanları olsun, ebeveynleri bilgilendirme noktasında ya da Sağlık Bakanlığı tarafından olsun. Bu zamana kadar size çalışma yaptınız o yüzden soruyorum. Detaylandırmışsınızdır da. Bu zamana kadar hiçbir çalışma yok mu ülkemizde? Ya çok yerel çalışmalar var zaten. Yani Türkiye'de yapılan çalışmalar da bu konuyla ilgili var. Ulaştığımız çalışmalar var. Onların yaptığı çalışmalar da yani bu bilimsel çalışma bizim gibi anket çalışması yapmışlar. Onlarda da hakikaten yani sırt üstü pozisyonu çok düşük pozisyonda. Evet. Ve hem sağlık personelinin eğitildiği hem halkın bilgilendirdiği ciddi ve ulusal bazda bir ciddi bir kampanya yapılması lazım. Yani bunun şu anda ciddi bir kampanya yok şu anda. Ki zaten bizim verdiğimiz çalışmamızda da gördük ki hakikaten çok düşük oranda zaten verilen yanıtlar. Bu sadece aslında biraz önce bahsettiğim gibi 2000'li yıllardaki işte sırt üstü pozisyonda azaltılmış %50 oranında ani bebek ölümü. Ama başka nedenler de var. İşte bunun içinde Amerikan Pediatri Akademisi var. Bu güvenli uyku, ani bebek ölümü sendromunun azaltılması için Amerika'da bir pediatri akademisi bu konuda bir kolu buna çalışıyor zaten. Onlar belli yıllarda, 2016'da bir önerileri vardı. Şimdi en son 2022'de bir önerileri var. Onların bazı önerileri var. Aslında onlardan da kısaca bahsedersem hem bu yayınla birlikte ailelerimize bilgilendirmiş oluruz. Burada birincisi ne demiştik? Sırt üstü pozisyonda yatıracağız. Ama çocuğumuz uyurken, ama çocuğumuz uyanıkken çocuğumuzu yine
15 ile 30 dakikaya kadar yavaş yavaş artırarak yüzüstü pozisyonda yine yatırabiliriz. Ama çocuğumuz uyanıkken ve biz uyanıkken, çocuğumuz başındayken evet. yapabiliriz. Çünkü o da çok önemli. Yani çocuğun sadece sırt üstü yatır derken biz uykuda diyoruz. Ama onun haricinde diğer zamanlarda, uyanık olduğu zamanlarda sürekli sırt üstü yatan bir çocuğun da gelişimi zayıf olur. Bedensel evet. gelişimi. Bir çocuğun bedensel gelişimi zayıfsa maalesef beyin gelişimi de zayıflıyor. O yüzden çocukların biz hem sırt üstü pozisyon yatırılması ama uyanık hı hı. olduğu dönemde de yüzüstü pozisyon yatırılmasını istiyoruz. Hem omuz kuşağı kaslarının, bel kaslarının, bacak gelişmesi kaslarının gelişimi için onu hı hı. öneriyoruz. Birincisi bu. İkincisi yatak paylaşımı çok önemli. Bununla ilgili de bir sürü çalışmalar var Büşra Hanım. Yatak paylaşımı da anne ile bebeğin, anne babayla bebeğin yatak paylaşımı maalesef ani bebek ölümü sendromu için çok ciddi bir risk. O yüzden bizim çalışmamızda da maalesef yine başka çalışmalarda da hala daha anne bebekle birlikte yatıyor maalesef. Anne bebek veya baba aynı yatakta yatıyorsa risk var. Anne ile bebek eğer koltukta kanepede yatıyorsa risk daha fazla. Bizim önerimiz şu kısaca. En az 6 aya kadar anne ile bebek aynı odada olacak. Ama anne ile bebeğin yatağı ayrı olacak ve anne bebeğe ulaşabilir uzaklıkta olacak. Bu mesela bebeklerin ani bebek ölümü sendromunu azaltıyor. Çünkü niye? Bir bebek anne ile birlikte anne uyuyabilir maalesef. İşte boğulma yine olabilir. Annenin çarşafı veya başka bir şey çocuğa gelebilir. Üzerine yatabilir. Bunlar bir risk. Bir de tabii ki şimdi gece bizim vücudumuzun bir sıcaklığı var. Bizim vücudumuzun sıcaklığı eğer çok hipertermi diyoruz. Çok sıcak olursak bizim metabolizmamız değişiyor. Çocuklarda da aynı şekilde. Eğer çocuk anneyle yattığı zaman bir annenin sıcaklığı. Evet. İkincisi mesela sıcak olduğu zaman ısımızı eğer verebilirsek hipertermi diyor bize. Verirsek bir problem yok ama o sıcaklığımızı da vermemiz lazım. Derisiyle kaybetmesi lazım. Ama annenin babanın yanında yatan bir çocuğun bu ısıyı kaybetme şansı yok. Evet. O yüzden yine risk faktörü. Burada tabii hipertermi derken bir kere odanın sıcaklığı da çok önemli. Maalesef biz toplum olarak biraz sıcağı seven bir toplumuz bazı yerlerde. Bazen 26, 27, 28 derecelerde bebeğin yattığı odalar oluyor. İlk bir ay 23-24 derece ama bir aydan sonra 20-22 derece ideal aslında. Evet. Avrupa'da bu daha düşük. 18 derece. Uyurken bebeği 18 derecede tutuyorlar. Biz sadece onu değil, en azından 20-22 derece olursa bizlerde bebeğimiz de çocuk üşütmesin, aman evet. hasta olmasın kaygısıyla herhalde biraz daha yüksek tutuyorlar ama ısıyı. Ama yüksek tutulmaması lazım. Evet. Çünkü sıcaklık da ani bebek ölümü için risk faktörü. Yine çocuğun kat ve kat giydirilmesi. Çok evet. önemli. Bebeğimizin yüzünün örtülmesi. Zaten en büyük risklerden bir tanesi bu. Özellikle köylerde köy beşiği var. Tahta beşikler. Bebeği mutlaka bir şekilde yüzü örtülüyor bebeklerin. Yüzü örtüldüğü için de bir ne oluyor? Hem sıcaklık oluyor. İkincisi biz çocuğumuzu takip edemiyoruz. Üçüncüsü çocuk oksijeni alıyor ama karbondioksidi veriyor. Yani karbondioksit evet. ne yapıyor? Ortamda artıyor. Bu sefer çocuğun solunumu baskılanabilir. O açıdan çocuğun mesela yüzünün hiç örtülmemesi lazım. Hı hı. Bu da çok ciddi bir risk faktörü. Bebeğimizin yatağı çok önemli Büşra Hanım. Yatağının sert olması lazım. Evet. Yine maalesef bizim yaptığımız çalışmada neredeyse yani 3'te 2'si yine başka çalışmalarda hala yumuşak yatakta yatırıyor. Biz de soruyoruz yumuşak yatakta mı yatsın, sert yatakta mı diye. Maalesef hala yumuşak yatakta yatırıyor. Buradan tekrar ailelere seslenelim. Anne babalara, ebeveynlere seslenelim. Çocuğumuzu sert yatakta yatırmamız lazım. Evet. Ve çocuğumuzun yattığı yatakta herhangi bir bez parçası, oyuncak ve yastık zaten bir yaşına kadar kullanmamamız lazım. Çocuğumuzun güvenli uykusu için. Hocam şey de soracağım. Şimdi emzik kullanımı da yine bunda bir faktör mü? Yani olumlu olarak mı etkiliyor yoksa olumsuz bir etkisi mi var emzik kullanımının? Amerikan Pediatri Akademisi sırayla evet gidiyoruz dediğiniz gibi. Eskiden biz ne diyorduk? Emzik kullanmayalım. Niye kullanmayalım diyoruz biz. Çünkü emziği aldığı zaman bebekler anne sütünü emmede biraz zorluk alıştırmada, anne sütünü emzirmede zorluk yaşayabiliyoruz gerçekten. Çünkü çocuk emziğe alışırsa annenin göğüs ucunu almayabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi şöyle diyor. Bebeğiniz diyor, emzirme konusunda bir sorun yaşamadınız ve bebeğiniz artık rahatlıkla emiyor.
annenin memesini iyi şekilde alıyorsa genellikle 3. 4. hastalık oluyor. Bebeğiniz uykuya dalarken ve uykuda emzik kullanmanız ani bebek ölüm riskini azaltıyor. Yani biz artık annelere buradan şunu söyleyebiliriz. Bebeklerimizi emmiyorsa eğer, emziğe annenin memesine tam olarak alıştıysa bebeklerini 3. 4. haftadan sonra uyurken de veya uyumaya yakın emzik verebilirler. Hiçbir sakıncası yok ve bebeğimizi de koruyor. Hocam şimdi ben biraz araştırma yaptım sizden önce de baktım neler yazılmış diye de. Şöyle ki beşik ölümünün cinsiyete göre de aslında farklılık gösterdiğini, erkek bebeklerde daha sık görüldüğüne böyle bir bilgiye ulaştım. Tabii sizler daha iyi biliyorsunuz. Bunun doğruluk payı var mı? Gerçekten erkek bebeklerde mi daha sık görülüyor ve bunun sebebi nedir? Ya şöyle, ya bazı çalışmalarda erkek bebeklerin yüksek olduğu var. Bu biraz da bir şey, yani tam böyle bilimsel olarak açıklanmış bir şey de değil aslında. Evet. Yani şundan dolayı açıklama ama erkek bebeklerde risk biraz daha fazla. Ama yani ani bebek ölümünün tabii ki nedenleri arasında tabii bakınca annenin şeyi çok önemli. Durumu çok önemli. Mesela sigara içiyorsa anne. Evet. Risk artabiliyor. Alkol kullanıyorsa artabiliyor. Uyuşturucu bizde çok fazla yok ama uyuşturucu kullanıyorsa artabiliyor. Mesela Kızılderililer yapılan bir çalışma var. Annelerde eğer şey yaptıysa, annesi alkol veya herhangi bir uyuşturucu kullanıyorsa mesela ani bebek ölüm sendromu maalesef daha fazla görülüyor. Evet. Ama erkek bebek için gerçekten bazı çalışmalar da var ama birçok çalışma hani öyle çok net çalışmalar yok. Hala da kanıtlanmış, ispatlanmış şeyler de değil aslında. Yine herhalde bir ispatlanmamış bir şey daha soracağım. Peki genetik faktör de etkili mi hocam? Genetik faktör dediğimiz zaten biraz önce ilk başta söylemiştim ben. Ani bebek ölümü sendromu neden? Üç tane üç tane ortamın bir araya gelmesi var. Bir tanesi bebeğin kendisinin yapısı. Bu işte genetik faktör de var içerisinde. Genetik olarak belki de çocuğu bilinmiş, açıklanamıyor. Mesela bir kalp hastalığı var ama ritim bozukluğu var. O zamana kadar bilinmiyor örneğin. Onun gibi. Genetik bir rahatsızlıkları var. Genetik yatkınlıkları olabilir. İkincisi, bunu ortaya çıkartacak bir çevresel faktör. Mesela çocukta bebeklerin kendisinde bir ritim bozukluğu var belki de. Ama çocuğun işte yüzü kapanmamış. Karbondioksitle ilgili yani problem yaşamamış. Yaşamamış yani. Mesela şeyle ilgili. Onu atlatabiliyor ama çocukta hem genetik bir yatkınlık mesela bir rahatsızlık varsa ve bu risk faktörleri de varsa o zaman tabii ki ne oluyor? Hemen ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Bir de en fazla işte 1 ile 4 ay arasında görülüyor. Bu da gelişim basamakları en fazla olduğu dönem. Aslında şöyle kış aylarında da biraz fazla görülüyor. Ekranlarını yeni açanlar için bilgilendirme yapalım tekrar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Melih Cevdet Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam ilk bölümde ani bebek ölümü sendromundan, sebeplerinden bahsettik. Hatta onu da yarıda bıraktık reklam dolayısıyla. Şimdi ben biraz daha devam etmek istiyorum. Siz aslında kış aylarının da önemli bir faktör olduğundan değinmiştiniz. Bunu isterseniz alalım sizden. Bunlar şöyle, enfeksiyonlar yani gerçekten bu şeyi ani bebek ölümü sendromu demiştik. Yani çocukta bir yatkınlık var, onu tetikleyecek bir şey var çevresi baktığı. O da enfeksiyonlar yine bunu artırabiliyor. Veya çocuğumuz üşüyor diye çok fazla giydirdiysek eğer sıcaklık, hipertermi yine çocuğumuzun ani bebek ölümü sendromuna neden olabilir. O da yine araştırma aşamasında bu çok önemli. O yüzden kış aylarında dikkat etmek lazım. Çocuklarımızın başını örtmesine gerek yok. Niye örtmememiz gerekiyor? Çünkü eğer çocuk sıcaksa vücudun en büyük yüzeylerinin bir tanesi de çocuğun baş kısmı. Bizden daha fazla vücuduna göre baş yüz ölçümü. O yüzden ısıyı da oradan kaybediyor. Yani ısıyı kaybetmesi lazım. Isıyı kaybetmesini biz eğer başını örtersek işte kaybetmemiş olur ve böylece çocuk hipertermide kalır. Vücut sıcaklığı yüksek olur ve çocuğumuzu maalesef kaybederiz. Yine herhalde aşı konusunda. Evet evet hocam. Şimdi aşılama da aslında önemli bir faktör bu konuda. Çünkü bebeklerin aşılanması da gerekiyor. Belli aşıları da olması gerekiyor. Bunlar nasıl bir faktör bu bebek ölümleri için, beşik ölümü için daha doğrusu? Yapılan yine çalışmalarda aşılı bebeklerin ani bebek ölümü sendromu riskinin daha az olduğu saptanmış. O yüzden gerçekten Türkiye'de de aşılanma oranı fena değil, iyi ama maalesef özellikle bu konuyu açıklamak lazım. Son zamanlarda işte aşı karşıtlığı nedeniyle
pandemiden sonra da maalesef oldu. Bu sefer çocukluk çağı aşılarını daha az yaptırma eğiliminde aileler girebiliyorlar. Sakın ha sakın gerçekten çocukluk çağı aşıları çocuğumuzu hem ani bebek elimi sendromundan hem de ileriki yaşlarında kızamık, kızamıkçık gibi ölümcül hastalıklar, menenjit gibi hastalıklar, rotavirüs belki sadece biraz bahsedeceğiz. Onun bir sürü hastalıktan çocuğumuzu koruyor. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden işte gördüğümüz insanların bir kısmı aksak yürürdü yani. Onların bir kısmı veya yürümeye yürümüyordu. Onların bir kısmı çocuk felci geçirmişler örneğin. Ama şu anda Türkiye'de uzun süredir çocuk felci görülmüyor. Bu da aşılanma ile başarılmış bir şey. Kızamıktan eskiden daha çok ölen vardı. Şimdi maalesef göç nedeniyle biraz daha kızamık artsa da yine önceki yıllara göre aşılamamızın iyi olduğu için kızamıktan ölüm yine eski yıllara göre çok az. Yine verem hastalığı azaldı. Niye? Aşılamayla birlikte azaldı. O yüzden buradan gerçekten sizin bu sağlık olsun programıyla, sağlık olması için, bebeklerimizin sağlıklı büyümesi için mutlaka çocukluk çağı aşılarını yaptıralım. Evet. Hocam son olarak bu konuyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Siz az önce dünyada görülme sıklığından bahsettiniz. Peki Türkiye'de görülme sıklığı ne kadar, böyle bir çalışma yapılmış mı? Türkiye'de hani ulusal düzeyde bir çalışma yok işin açığı şöyle. Ama yerel çalışmalar, işte belli bölgelerde yapılmış çalışmalar var. Yani bir şey gibi mesela Avrupa'da yapılan çalışmalar diyor ki 100 binde işte 1-2 iki oran var veya 100 binde 19 oran var gibi. Ama Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Yerel çalışmalar var. 5 yaş altındaki çocuklar için bazı %2, %3 oranında bazı bölgelerde çalışma var. Ama Avrupa'daki gibi ulusal anlamda bebek ölümüyle, yani ani bebek ölümü sendromuyla ilgili çalışma yok. Ama Türkiye'deki mesela 2000, yanlış hatırlamıyorum, mesela %13'lerdeyken bebek ölümü en son yapılan çalışmalarda %10'a kadar düştü. Genel bebek ölümü bu. 1 yaş altındaki bebeklerin ölümünden bahsediyorum. Şunu da söyleyeyim burada antiparantez. Aslında Ordu bebek ölüm açısından Türkiye'de iyi yerlerden bir tanesi. %6-7 gibi. En son hatırladığım TÜİK rakamlarına göre. Aslında iyi bir şey. Bu da işte sağlığa daha fazla ulaşma, hastanelere ulaşma, doktora ulaşma açısından demek ki Ordu da fena değil aslında. Veya halkın bilinçlenmesi daha iyi. Evet. Tabii temennimiz bu konuyla ilgili, özellikle bunun özelinde yani konuştuğumuzda, kampanyaların yürütülüp Sağlık Bakanlığı'na da tabii destekleriyle birlikte her ilde yürütülüp bu bebek ölümlerini, beşik ölümlerini azaltmak tabii ki temennimiz. Bizim aslında dediğiniz gibi bunu şu andaki çalışmamızın amacı da bu. Gerçekten bir an önce ulusal düzeyde güvenli uyku için kampanya başlatmamız lazım. Evet, inşallah bizler de her zaman destekçiniz oluruz hocam bu noktada. Ne yapmamız gerekiyorsa. Şimdi beşik ölümünden hocam özellikle havalardan kaynaklı astımın da tavan yaptığı bir konuya gelmek istiyorum. Şimdi son günlerde de fazlasıyla gündemde, dediğim gibi havalardan kaynaklı daha da tetikleyebiliyor. Ama astımın tetikleyicilerinin hepsi nelerdir? Onları sizden bir alalım, sizden öğrenelim. Evet. Astım, aslında şöyle tanımlarsak, kronik bir akciğer hastalığı. Astım çocuklarda %13-15'e kadar görülebiliyor. Karadeniz bölgesinde biraz daha fazla görülüyor. Önce kısaca onu bahsetmek lazım. Tabii. Astım tekrarlayan bir hastalık. Burada öksürük, hırıltı ve hışıltı oluyor. Atak geçiriyor. Daha sonra çocuğun bu hırıltı ve hışıltısı ilaçlarla tedavi. Bazen kendi kendine düzeliyor ama birkaç ay sonra veya belli bir zaman sonra tekrarlıyor. Yani astım tekrarlayan bir hastalık. Kronik bir hastalık öncelikle. Bu atakların, astım ataklarına neden olan da bir sürü tetikleyiciler var. Sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi. Bunlardan en çok mesela bizim bölgemiz için mesela bitki örtüsü. Polenler dediğimiz ağaçlar, işte çiçeklerin bitki örtüleri. Bunlar astımı tetikleyebiliyor. Bu da her ağaç belli mevsimlerde, belli aylarda tetikliyor. Genellikle mesela Nisan-Mayıs aylarında en aslında yoğun olduğu dönemler, polenlerin en fazla olduğu dönemler. O dönemlerde özellikle astımlı hastalarda çok yüksek oranda ataklar oluyor. Ve bu ataklarla da çocuklar tabii ciddi rahatsızlıklar geçiriyor. Ama mesela bizim Karadeniz bölgesinde yeşilliğin daha fazla olması nedeniyle gerçekten, yani sadece Mayıs değil, Haziran, Temmuz aylarında da özellikle Temmuz ayında çayır ve çimenler çocuklarda astımı tetikleyebiliyor. Bunlardan bir tanesi bitki örtüsü. Diğer tetikleyici mesela sigara. Çok önemli bir tetikleyici. Sigaralı ortamlarda astım tetiklenebiliyor. Evde sigara içiliyorsa, ki gerçekten son zamanlarda bizim kırsal kesimdeki ailelerde bile artık
aileler bilinçlenmiş. Çocuğun yanında veya evde sigara içmiyorlar. Yani %90 üzerinde gerçekten ben söylüyorum çoğu diyor içmiyoruz hocam diyor. Ama yine de bunun kokusu üzerine siniyorsa yine etkileyebilir. Diğer astım tetikleyicilerimiz mesela parfümler, kokular, sabun, boyalı sabunlar, şey, çamaşır yıkadığımız işte deterjanların kokulu olmaz. Onlar da astımı tetikleyebiliyor. Onlar da çok önemli. Yiyecekler yine bazı yiyecekler gerçek. Birçok yiyecek aslında astım tetikleyebilir ama en fazla işte tohumlu yiyecekler dediğimiz fıstık mesela çok fazla, fındık, kaju gibi. Onlar astımı tetikleyebiliyor. Yine çilek tetikleyebiliyor. Yine aslında bebeklik döneminde hışıltılı çocuklarda en fazla tetiklerden bir tanesi de bazen biz aslında tedavi veriyoruz astım diye çocuğa ama bu bir, altta bir besin çıkıyor. Besin alerjisi çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de ineksütü protein alerjisi. İneksütü protein alerjisi bebeklerde özellikle bebeklik döneminde önce işte kanlık kaka yapma veya sümüksü, mukuslu bir kaka yapmayla geliyor. Gastrointestinal sindirim sisteminde bir belirti astımın. Sonra onunla birlikte veya ondan sonra yüzde atopik dermatit dediğimiz işte eksamalar oluyor. Yüzünde, gövdesinde çocuğun. Bu besin alerjisine bağlı. Ve ileriki yaşlarda da hırıltı ve hışıltıya çeviriyor. Biz bunu aslında alerjik yürüyüş, alerjik marş diyoruz biz ona. Yani biz önce atopik dermatit veya sindirim sistemi başta alerji, daha sonra alerjik rinit dediğimiz burunla ilgili bir alerji. Daha sonra da çocuklarda astıma çevrilebiliyor, evrilebiliyor. Bunlar tabii hepsi olacak değil ama bir kısmı gerçekten evriliyor. Astımın tetiklerinin bir tanesi de işte bu besin, inek sütü proteinler. Gerçekten biz tedavi vermişiz çocuğa astım diye ama inek sütü protein alerjisini sapladığımız zaman veya inek sütü kestiğimiz zaman çok var böyle astımız, hiçbir ilaç kullanmıyor ve çocuğun astım ataklarını geçirmiyor. Bu çok önemli. İşte biz alerji testi yapıyoruz. Ben kendim klinikte de yapıyorum alerji testini. Bu alerji testiyle eğer saptayabilirsek bir alerjeni ondan uzak durduğu zaman çocuğumuz gereksiz ilaç kullanmamış oluyor. Bu çok önemli. Evet. Astım tetikleyicilerinden hamam böceği aslında çok Alman böceği dedikleri, kalorifer böceği dedikleri hamam böceği bu dahi tetikleyebiliyor. Tabii çok tetikliyor. Bu bilinmiyor çok fazla. Evet. Ben de ilk kez duyuyorum. İşte testlerde test yapıyoruz. Hamam böceği çıkıyor. Hı hı. Yani en fazla çıkanlardan bir tanesi hamam böceği. Alerji testlerimizi yaptığımız zaman. Hamam böceğinin kendisi öldüğü zaman işte parçaları, vücudun uzun parçaları, idrarı, kakası onların hepsi çocukta astımı tetikleyebiliyor. Bu çok önemli. Evet. Ev tozu dediğimiz, akarları dediğimiz mite'lar mesela. Bunlar yine astımı Büşra'nın tetikliyor. Tozun içerisinde yaşayan bu toz böcekleri gözde görülmüyor. Evet. Ama onlar özellikle günlük eşyalar örneğin çok toz sulabilirsiniz. Çocukken siz de yapmışsınızdır mesela. Böyle saçımızı böyle yaptığımız zaman hemen elektriklenir. Örneğin hemen kağıdı kaldırırdı. Mıknatıs iklisi gibi. O da öyle. Toz yünlü eşyalar toz tutar. Tozun içinde de toz böcekleri özellikle kalıyor. Yine de maalesef bu toz böcekleri çocuklarımızın astımını tetikliyor. Biz ne öneriyoruz ailelere? Diyoruz ki mesela çocuğunuz evde eğer yün halı, yün battaniye, yün yatak, yün yorgan varsa kesinlikle kaldırın. Aynı zamanda peluşlu oyuncakları varsa da onları da kaldırın diyoruz. Çünkü onlar da toz tutuyor nitekim. Onlar da astımı tetikleyebiliyor. Yine buradan ailelere şöyle bilgi vereyim. Çocuğunuzda yine astım, ev toz akarları varsa, tespit edildiyse örneğin. Evet. Bazı markalar var, onu söylemeyeyim. Şeyleri öldüren, ev toz akarlarını 3 ay boyunca ortamdan uzaklaştıran, onları öldüren bazı kimyasal maddeler var. Antimite işte diye girerlerse veya ev toz akarlar için solüsyonlar diye girerse internette var. İsim vermeyeyim ben yine. Evet. Reklam olmasın. Ama onları edinebilirler. Bunları düşünün, kullandıkları takdirde. Tabii kullanıyorlar Büşra Hanım şeye. Kumaş yüzeyleri, perdeyi kullanıyorlar. 3 ay boyunca orada ev toz akarları yaşamıyor. Böylece astımın tetiklenmesi azalabiliyor. Evet. Yine küf özellikle. Küf tabii ki bizim Karadeniz bölgesinin çok önemli. Evet. Rutubetli yerlerde, özellikle köylerde. Bir de bizim bazen köylerimizi biliyorsun kapatırız biz Karadeniz'de ne yaparız? Şehire gideriz. Yazın daha çok açarız. Veya işte hafta sonu açarız. Hafta içi yine kapatabiliriz. Onlar küfler, küf mantarları var. Onlar çok önemli. Onlar astım tetikleyebiliyor. Onlarda da birçok çeşitleri var. Ya da işte mutfakta mesela rutubet var veya bir akıntı var. Banyoda bir akıntı var. Onlar bazen küf oluşturuyor. Siyah siyah küfler oluşturuyor. Onlar kuruduğu zaman da çocuklarda veya bizde de erişkinde de ne yapıyor? Astımı tetikleyebiliyor. Astımın aslında tetikleyicilerinden ziyade astımı neden olan şeyler de var. Mesela obezite çok önemli.
Evet. Obezite yine obez çocuklarda aslında daha sık görülüyor. Obez insanlarda aslında daha sık görülüyor. O yüzden bir de sezeryanla doğumlar. Biz niye işte en normal doğum eğer sağlık açısından normal doğum yapmasında, annenin normal doğum kanalından bebeğin doğmasında bir şey yoksa, sakınca yoksa, kondilantikasyon yoksa, bunu kadın doğumcu arkadaşımız eğer bunu böyle diyorsa, ailelerin de artık buna normal doğumu teşvik etmesi lazım. Evet. Normal doğan bebeklerde de astım riski çok az. Yine paketli gıdalar çok önemli. Paketli gıdaların içerisinde bir sürü katkı maddeleri var. Onlar da yine astımı maalesef tetikleyebiliyor. Tabii aklıma gelenler bunlar ama... Hocam peki doğru bir tedavi yöntemiyle astımı tamamen geçirmek mümkün mü? Yoksa bu ömrü boyunca yaşayacağı bir şey mi bir insanın? Astımı neden oluyor? İşte bir atopi var altta. Bir kısmı atopiye bağlı. Atopi dediğimiz şey bizde ona yatkınlığımız var. Evet. Siz atopik bünyeliyseniz eğer astıma yatkınlığınız var. Bizdeki yapılan aslında şey şu, yani tedavideki yanlışlık şu. Astımı tamamen yani silmezsiniz ama kontrol altına alabilirsiniz. Belli bir yaştan sonra da astım zaten yavaş yavaş o şikayetleri olmuyor. %80-90 kayboluyor. Evet. Yapılan çalışmalarda şöyle diyor. Bebeğin, çocuğunuz astım tanısını konduysa bunu bir doktor koyacak tanısını. Klinik olarak zaten konulabiliyor. İlla tetkiklere gerek yok. Belli tanıları var astımın tanısında. İşte tekrarlayan hırıltı, hışıltılar olacak örneğin. Bu tekrarlıyorsa eğer biz bunu astım tanısını konuşarak koyabiliyoruz. İşte alerjenleri bazen saptayabilirsek yine güçlendirebiliriz. Daha ileri testler de var astım tanısı koymak için. Provokasyon testleri dediğimiz. Onlar yapılabiliyor. Ama aslında tanı koymakta bizim problemimiz yok Müşra Hanım. Evet. Bizim problemimiz astım tedavisini yönetmekte problemimiz var maalesef. Niye problemimiz var? Maalesef bir sağlıkçıların da eksiği var. Astımlı bir çocuk geldiği zaman, yani astımlı çocuk ne demek? Astım atayla geliyor. Evet. Sadece biz ne yapıyoruz onu Müşra Hanım? Astımın atağını tedavi ediyoruz çoğunlukla. Asla düzeldiyse ya doktor tedavi devam etmiyor, biz hekim olarak biz devam etmiyoruz, orada hata yapıyoruz. Ya da aile veya işte çocuk rahatladı diye biz aslında en önemli, atak tedavisinden daha önemli olan koruyucu tedaviyi vermiyoruz. Yani ataklar var, örneğin atak geçiriyor Mart'ta, atak geçiyor Nisan'da, beşer gün geçirdi. O Nisan'la Mayıs arasında örneğin atak yoksa bile bizim eğer astım tanısı koyduysak ilk 5 yaş içinde mutlaka koruyucu tedavi vermemiz lazım. Evet. Atakta sadece kurtarıcı tedavi veriyoruz. Ama ataklar arasında da çocuğumuza ne vermemiz lazım? Koruyucu tedavi vermemiz lazım. Esas tedavi eden aslında ataklar arasındaki tedavidir. Aileleri neden kullanıyor? Bir doktor koruyucu tedavi vermeyebiliyor. Yani ataklar arasında tedavi vermeyebiliyor. Birinci problem bu. İkincisi aile çocuk düzeldiyse vermek istemiyor. Üçüncüsü de koruyucu tedavi dediğimiz veya astımın esas tedavisi dediğimiz tedavide kortizon da kullanılıyor. Aileler kortizondan korktuğu için tedavi vermek istemiyorlar. Ama aslında ataklar arasındaki vermiş olduğumuz tedavi çocuğumuzun geleceğini kurtarıyor. Evet. Ben bunu aslında bu astıma şöyle yaklaşıyorum. Bazen kendi Instagram sayfamda da yazıyorum. Buzdağı modeli diye bir şey dedim ben. Buzdağı modeliyle anlatıyorum ailelere. Buzdağı nedir? Buzdağının bir görünen kısmı vardır. Ama en büyük kısmı görünmeyen, görünmeyen kısmıdır. Evet. Görünen kısmında aslında ne var Müşra Hanım? Öksürük var, hırıltı var, ışıltı var, nefes darlığı var. Evet. Biz bu görünen kısmını ne yapıyoruz? Hava genişletici ilaçlar, hava yolunu genişleten ilaçlarla biz onu açıyoruz. Onda bir problemimiz yok. Ya da kısa süreli kortizon veriyoruz, açıyoruz. Onda problem yok. Ama problemin derinine inmiyoruz. Problemin asas, bunu açıyoruz ama bizim problemin derindeki, o buzdağının altındaki, benim buzdağı modeli dediğim astım tedavisindeki esas kritik nokta. Burada işte damarlanma fazla oluyor. Solunum yollarındaki o duvar kalınlaşıyor. Solunum yollarının çapı azalıyor. Biz onu tedavi etmemiz lazım. Onu da tedavi eden birincisi montelukast dediğimiz ilaçlar şu ana kadar yapılan. Bir de kortizon ilaçlar. Kortizon ilaçlarını 3-6 ay veya doktorun verdiği sürede kullandığınız zaman işte buzdağının altını siz ne yapmış oluyorsunuz? Tedavi etmiş oluyorsunuz. Diyor ki ilk 5 yaşında tedavi ederseniz diyor 5 yaşından sonra sorunsuz olur diyor. En geç diyor 7 yaşına kadar diyor buzdağının altını tedavi edin diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Eğer biz tedavi edersek buzdağının altını, siz dediniz ya sorun olmuyor. Evet.
Evet. 7-8 yaşında zaten bizim akciğerleri gelişiyor çocuğumuzun. Ve çocuğumuzun akciğerle ilgili astımla ilgili şikayetleri hemen hemen kalmıyor. Bir de ergenlik döneminde belki atak geçirebiliyor. Evet. O yüzden buzdağının altını tedavi etmesi lazım. Bunu tabii bir hekimlerin ve bir de hastaların artık bunu anlaması lazım. Korkmasınlar kortizoldan. Bunu biz, doktor bunu yapılan araştırmalarla veriyor. Evet. Yani verilen o dozlar çok yüksek dozlar değil. Ve ilacı bıraktıktan sonra o dozlarda ne yapıyor? Çocukta herhangi bir etki bırakmıyor. Korkmasınlar. Evet. Hocam şimdi birkaç cümleyle de çünkü son dakikalara da yavaş yavaş geleceğiz. Bunu da aldıktan sonra biraz ishalle ilgili de konuya girmek istiyorum. Şimdi öksürük nöbetleri var ama bu bazen astımdan kaynaklı olabiliyor. Bazen de reflüden kaynaklı olabiliyor. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bununla ilgili kısaca bir değerlendirmenizi alalım. Sonra da ishal konusuna geçelim. Ya, öksürük aslında bizim için bir semptom. Yani bir bulgu. Semptom aslında bir belirti. Ama öksürük dediğiniz gibi birçok nedene bağlı olabilir. Bir kısmı mikrobik olabilir, bronşit, zatür olabilir. Evet. Bir kısmı astım olabilir ama bir kısmı da reflü olabilir. Aslındaki biz öksürüğü şöyle tanımlıyoruz biz. Koşup oynarken öksürüğü artıyorsa, yani egzersiz astım diyoruz. Ya da bir çocuk uyudu, uyuduktan birkaç saat sonra öksürük, gece yarısı olan öksürük varsa. Ya da sabah uyandı, çocuğumuz öksürüyorsa, biz buna alerjik öksürük diyoruz çoğunlukla. Reflü öksürüğü nasıl bir şey? Hı hı. Çocuğumuzun reflüsü var. Yatırdık veya gece yatmadan önce hemen besledik, mamasını verdik bir şekilde veya besledik, su verdik bir şekilde. Yastığa koyar koymaz öksürüğü başlar. Reflü bu da reflü için. Hemen öksürüyor, tabii. Evet. Hemen bu ne yapıyor? Aslında şöyle, reflü öksürüğüyle astım öksürüğü birbirini tetikleyebiliyor maalesef. Çocukta astım var ama herhangi bir diğer tetikleyiciler yok. Ama çocuğun hafif bir reflüsü varsa mama kaçmasına gerek yok. Yani mide asitlisi bile reflü şeyi genizde kaçtığı zaman, evet. Soluk borusuna kaçtığı zaman ne yapıyor? Astımı tetikleyebiliyor. O yüzden eğer çocuğunuzun yatır yatmaz öksürüğü varsa, ben reflü içinde benim kendi triat dediğim bir üçlüm var benim. Bir, eğer bebeğiniz çikolatayı çok tüketiyorsa, bir. İkincisi, çocuğunuz eğer ağız kokusu varsa, sabah özellikle ağız kokusu varsa ve iştahsızlığınız varsa çocuğunuzun, çocukla reflü olma olasılığı çok yüksek. Evet. Tabii ki bunun haricinde bir sürü reflünün belirtileri var. Ama bunlardan, bunlar ana sebepleri sayılabilir. Tabii. Mesela diş problemi yaratıyor reflü, evet. Mesela. En çok mesela diş problemi çocuklardaki yine reflü en önemli nedenlerden bir tanesi. Ama benim dediğim, çocuğunuz çok fazla çikolata tüketiyorsa veya abur cubur yiyorsa, ağız kokusu, evet. Varsa ve iştahsızlığı varsa, bir de gece öksürüğü varsa bu dışlanana kadar reflü olabilir. Onun da tedavisi çok basit. Verdiğiniz tedaviyle, reflü tedavisiyle hem çocuğunuzun öksürüğü geçmiş oluyor, hem gereksiz, aynı biraz önce dedim ya süt alerjisi var, evet. Dedim. Gereksiz bir sürü ilaç veriyoruz biz, astım tedavisi. Ondan korkalım, yanlış mesela. Evet. Onun yerine reflü olan bir çocuğa biz yine astım tedavisi veriyoruz bazen biz. Bu astım diyoruz. Halbuki reflü tedavisi farklı bir şey. Reflü tedavisiyle ne yapıyoruz? Hem öksürüğü kesiliyor, bu sefer gereksiz ilaçların da kullanılmasını önlüyoruz. Evet hocam, şimdi çoğu zaman hafife aldığımız ama aslında sonuçları ölüme kadar gidebilecek önemli konulardan biri de çocuklarda görülen ishal. Peki ishale sebep olan şeyler neler, ne iyi gelir, nasıl geçer, bununla ilgili son dakikalara da giriyoruz dediğim gibi. Hani son hem toparlayalım hem bu konuyla ilgili de ebeveynlerimizi de bilgilendirelim istiyorum. Ya sadece Türkiye değil, dünyayı düşündüğümüz zaman ishal, bağırsak enfeksiyonu hala çocuklarda ciddi bir ölüm nedeni. Bunu bilmemiz lazım öncelikle. İshalin nedenleri mikrobik olabilir. Yani halkımızın anlayacağı dilde söylersek izleyicilerimizin. Bunlar bakteri mikroplar, büyük mikroplar var. Bir de virüsler olabilir. Bizim çocuğumuzun peki ishal nedir? İshal normal dışkılama alışkanlığından daha fazla sayıda ve daha cıvık dediğimiz veya sulu yapmasıdır. Bu bazı çocuklarda biz 5 kez kaka yapmış çocuk mesela ishal demeyebiliriz. Ama 3 kez yapmış ishal diyebiliriz ona. O şey de önemli. Yani çocuğun normal dışkılamasının daha fazla ishal yapması. İshalde önemli olan nedir? Öncelikle sıvı kaybıdır. Evet. İshalli bir çocuk ne yapıyor? Önce kusmayla başlıyor. Kusan çocuk zaten kustuğu için ne yapıyor? Sıvı kaybediyor. Beslenemediği için sıvı kaybediyor bir de. Yiyemiyor, içemiyor. Sıvı almadığı için veya besin almadığı için ne yapıyor? Bir kaybı var. İkinci kaybımız da ishalin kendisiyle olan bir kaybımız oluyor. Ve sıvı kaybı çocuğumuzda maalesef ölüme kadar götüren
bir sebebe neden olabiliyor. Evet. Bu ishalli çocuk bize geldiği zaman mesela biz eğer çocuğun işte muayenesiyle sıvı kaybının %5 normal vücut ağırlığının %5'in altında mı? %5 ile 10 arasında mı? Yoksa ağırlığın onun üzerindeyse eğer çok ciddi artık sıvı kaybı demektir. O zaman belki hastanede yatarak tedavi etmesi lazım. Eğer biz çocuğumuz ishal hafif, çok kusmuyorsa, beslenmesi iyiyse, kakasında kan yoksa, aşırı sümüksü değilse, anne sütü alıyorsa anne sütü almaya devam etsin. Evet. Evde beslenmesine devam edebilir. Sıvı tedavisi verilebilir. ORS dediğimiz böyle sıvı şeyler var işte hazırlanan, şeker, tuz karışımıyla yapılan şeyler var. Hazır ORS solüsyonları da var. Hı hı. Onlarla çocuk hem her ishal yaptığında az az çocuğa verilebilir. Evde de takip edilebilir. Evet. Ama biz ne zaman doktora gitmemiz lazım? Çocuğumuz beslenmiyor ağızdan, hala kusuyorsa. Bu çok önemli. İshali yine çok hızlı devam ediyorsa, beraberinde ateş varsa, halsizliği varsa, delirium dediğimiz çocuk kendisinde değilse, bitkinse mutlaka doktora başvurmak lazım. Kakasını da işte eğer mikrobikse zaten, hastaneye gittiğiniz zaman ona yönelik bir tedavi veriyor. Virallerde çoğunlukla biz ne yapıyoruz? Tedavi vermiyoruz. Sıvı tedavisi veriyoruz viralse. Evet. Tabii bir de besinle bağlı ishal. Son olarak da toparlayalım hocam. Biz de ishalde şu, ishalde korunmak için aşı dedik ya, ben biraz aşıyı çok seviyorum. Aşıcı bir doktorumdur. Ben 2003'te kendi kliniğim varken Fas'ta bile şu anda yapılan birçok aşıyı ben özel kendim yapıyordum. Sonra devlet yapmaya başladı. O yüzden ishalin de mesela rotavirüs ishali, zehirli ishal dedikleri çok önemli. Yılın her mevsiminde görülüyor. Sadece yazın görülmüyor. O yüzden mesela rotavirüs aşılarını yaptırsınlar. Yaz dönemine giriyoruz. İshalin en büyük nedeni ne dedik? Mikrobik dedik. Onun en büyük nedeni hijyene bağlı. Mutlaka besinlerini ne yapacaklar? Hijyenik hazırlaması lazım. Ellerini işte yıkaması lazım. Yemeği çocuklarımıza alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yemekten önce elleri yıkacak. Meyveleri yıkayarak. Meyveleri tabii bütün her şeyi yıkacak. Evet. Hijyenik olacak. Ellerini yıkayacak. Tuvalete gittikten sonra mutlaka elini yıkaması lazım. Hatta gitmeden önce yıkayıp tekrar gelince tekrar yıkaması lazım. Eğer hijyene dikkat edersek eğer şeyde hem toplu özellikle kreşlerde bu maalesef daha çok olabilir. O yüzden mutlaka bu konuda yardımcı olması lazım. Kreş derken şu aklıma geldi. İlk konuyla ilgili ani bebek ölümü sendromu ile ilgili. Evet. Ani bebek ölümü sendromu nedeni bir tanesi şu aslında. Çocuğun alışılmadık pozisyonda yatırılması. Oradan kusura bakmayın bir antiparantez girdi. Neden tabii, onu diyorum çünkü. Çocuğunuz mesela örneğin sırt üstü siz evde yatırıyorsunuz. Güvenli çocuğun değil mi? Siz bir çok bakıcı var. Gündüze bakıcı bakıyor. Siz işe gittiniz veya kreşe verdiniz. Eğer siz bakıcıya veya kreşteykine ya benim çocuğum bu pozisyonda uyurken yatması lazım demezseniz çocuğu ya yan yatıracaktır ya da yüzüstü yatıracaktır. Yine de uyarıda bulunmak sadece gerekiyor. Sadece anne baba değil, çevresine de, bakıcısına veya kreşe de bu bilginin mutlaka verilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgilerden dolayı önemli bilgilerdi gerçekten. Özellikle ebeveynler açısından da bilgilendirici bir yayın olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Yine tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah, Efendim bugün çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı, uzman doktor Melih Cevdet Çetinkaya ile birlikteydik. Aslında pek çok merak edilen konuyu da masaya yatırdık. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar.